Evet, dördüncü durumumuz D durumu. Adın D eki almış hali. Bakalım örneklere. Evde ders çalışıyoruz. Buradaki adımız ne? Ev. Değil mi? Ek almış adımız ev. Ne yapmış? D aleki almış. Peki buraya bakalım. Mutfak sözcüğümüz yine at. Fakat mutfakta D mi diyor burada? Hayır. Biz ne demiştik? Kelimemizin yani adımızın durumuna göre bu eklerimiz biraz şekil değiştirebilir demiştik. D, T'ye dönüştü. Kalın sesi mutfak olduğu için de T de T'ye dönüşür. Mutfakta sözcüğümüz D, haleki almış diyoruz. Peki okulda yine ne olmuş? Okul sözcüğü at. Da sözcüğü D, haleki almış. Ve dağ'ya dönüşmüş. Kelimemiz kalın sesli olduğu için, kalın sesli bittiği için daha doğrusu. Gelelim diğer sözcüğümüze. Market yine nedir? At. Buna gelen T sözcüğü yine D hal ekidir. Örneklerimiz bunlar. Bu çeşitleri daha da çoğaltabiliriz. Geçelim diğer hal ekimize. Evet, gelelim. Beşinci son durumumuz olan den durumuna. İsmin den hal eki almış olması oluyor den durumu da. Örneklerimize bakalım. Akşama kadar evden çıkmadı. Şimdi burada akşam sözcüğümüz var at olarak. Kadar at değil. Ev sözcüğümüz at. Çıkmadı at değil. Bakalım burada den hali almış olan hangisi olabilir? Bu mu bu mu? Bu aden hali mi? Değil. Den hali nerede? Burada evden. Gelelim ikinci örneğimize. Marketten. Market at. Değil mi? Yumurta at. Peki yumurta at ek almış mı? Söyleyeceğim şeyleri unuttum. Ek almış mı? Almamış. Neydi o zaman yumurta? Ek almamış hali. Ne diyoruz biz ona? Yalnızdı. Yani yalın haliydi değil mi? Evet, bu yalın halde marketten sözcüğümüz yine den eki neye dönüşmüş? Kelimenin seyrine göre ten, T harfine dönüşmüş olabilir. Den hali diyoruz buna da. Okuldan geliyorum. Yine okul sözcüğümüz kalın sesli harflerden oluştuğu için gelen den eki de A'ya dönüşmüş buradaki E. Bu da den hali oluyor. Okul sözcüğümüz de attı. Kitaptan 5. sayfayı açın. Kitap sözcüğümüz at. Sayfa sözcüğümüz at. Bakalım. Sayfa sözcüğümüze bakalım ilk önce. Den hali var mı burada? Yok. Yazıyor. Ne hali bu? Bir düşünün bakalım. Bu Y harfi neydi? Kaynıyordu arada. Değil mi? Kaynaştırma harfi. Onu ileride göreceğiz. I var. Ne hali oluyor o zaman bu I? Güzel. Hatırlayanları tebrik ediyorum. İyi haliydi. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz neyi istiyoruz? Den durumunu istiyoruz. O yüzden kitaptan dediğimde buradaki tam yine kelimenin seyrine göre P'den sonra DG kitaptan diyemeyeceğimize göre don diye iğrenç bir ses oluyor değil mi? Böyle daha kibar oluyor. Kitaptan ne dedik buna? Den hali dedik. Ve ismin hallerini de burada bitirdik. Yeni konularda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hadi gördük.